Olay gazetesi köşe yazarı Yusuf Kayışoğlu ile birlikteyiz. Yusuf abi Şampiyonlar Ligi heyecanı hepimizi sardı. Bu takımlara karşı alınacak, kazanılacak maçlar sadece 3 puan değerinde değil başka şeyler de ifade ediyor. Bunları sizden alalım. Ee, bir defa e, ilk kez böyle bir organizasyonun içerisinde yer alıyoruz ama artık dünyada herkes her takımı görüyor, izliyor. Dolayısıyla yani o ligin içinde olmasanız da e, sonuç itibariyle zaten bu sektörün içindesiniz. Bunu göz önüne aldığımız zaman Valencia'yı mesela bugün Bursa'da kime sorsanız 3 aşağı 5 yukarı kimler var kimler yok biliyor. En önemli iki silahını kaybetmiş bir Valencia'ya karşı Bursa Spor'un oynayacağını da unutmamamız lazım. Biz de kendi gücünü arttırmış bir takımız. Bu açılardan bakarsak maç öncesi tabii ki herkes favori Valencia'yı gösterebilir ama bence yarın oynayacağımız maçın sonucu Bursa Spor'un lehine daha yüksek gözüküyor. Bunu da hani Bursa'da yaşayan insanlar olarak söylemiyoruz. Yani sonuçta futbolun bir gerçeği var. Kuralları var. Daha çok artık kondisyonu yüksek olan ve oyunun içinde kalabilen takımlar her zaman sonucu değiştirebiliyor. İşte bizim en son Eskişehir'le oynadığımız maçta dikkat ederseniz çok iyi oynamadık. Üstelik geriye düştük ama oyun disiplininden kopmayarak oyunu sürdürebilme anlayışı Bursa Sporu sonuca taşıdı. Bu, burada da ortaya çıkacak Sonuç, eğer siz futbolun en ana doğruları olarak kabul edebileceğimiz işte kondisyon ve oyun içinde sürekli disiplini koruma bunları yan yana getirip oyunda süreklilik kazandırırsanız her takıma karşı bence başarılı olma şansınız var. Bana göre Valencia karşısında Bursa Spor kesin favoridir. E, tabii bir de kente şampiyonlar liginde oynamanın getirdiği artılar var. Örneğin sonuçta Bursa bugün İspanya'da, Valencia'da konuşulacak bir Kent olarak önümüzde duruyor. Eğer bu maçı kazanırsak bu e, tanıtım anlamında ya da Bursa'nın tanınırlığı anlamında daha da yüksek bir seviyeye ulaşacak. E, sonuçta e, Manchester United'la ile oynayacaksınız. Bu da çok önemli. Hmm. İşte İskoçların takımıyla e, Rangers'la oynuyoruz. Yani bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman bir futbol bir de futbolun yanında e, ekonomiyi ilgilendiren, tanıtımı ilgilendiren boyutları var. Yani her yönüyle buradan Bursa Spor'un Türkiye Ligi şampiyonu olması ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması kentimize bir artı getirmiştir. Önemli olan bunun keyfini tabii çıkarabilmek, bu doğrular üzerinden hareket edebilmek. Sanırım yarın da herhalde istediğimiz sonucu alırız. Teşekkür ederim. Bu gruptan çıkarız da diye düşünüyorum yani onu da söyleyeyim. Ayrıca artık şunu da... Kabullenelim oynanmamış maçları daha oynamadan kaybetmiş gibi de bakmayalım. Hı hı. Sonuçta Manchester United'ı Manchester'da yenen bir Türk takımı oldu. Evet. Bu, bu gerçekleri de asla göz ardı etmeden hı hı. Iı, futbolda peşin kabulü hemen devreye sokarak ya oradan azıcık kaybederiz gibi bir mantıkla da hiç hareket etmemek lazım. Sahaya çıkıyorsanız 11 kişi oynanan süre 90 dakika her iki takım içinde eşitse herkes her şeyi yapabilir. Evet.